Şimdi o görüntüleri hemen verelim arkadaşlar. HDP ilçe binası, Marmaris ilçe binasına e, saldırı ve bu saldırı ile ilgili görüntüler ilk kez Tele 1'de HDP ilçe binasına silahlı saldırı. Evet bir pompalı tüfekle saldırıldığı bilgisi gelmişti. Nitekim e, duvardaki, e, evet dönsün tamam görüntüler hepsini görelim. Camlar kırılmış. Ben alın isterseniz bu bölümde. Yani daha odaklanılabilsin diye görüntünün tamamının verildiğini biliyorum ama izleyicilerimiz odaklanabilsinler. Evet. Duvardaki kurşun izleri, ya da saçma izleri, diğer tarafta işte devrilmiş her şey, camlar kırılmış. EDP ilçe binasına silahlı saldırı. Ee, arkadaşlarımız oradan ilk bilgileri de aldılar. İlçe başkanı Güven Göknar İlçe Başkanı Güven Göknar Tele 1'e e, şu açıklamalarda bulundu. Saldırı sabah erken saatlerde yaşandı. Şans eseri binada kimse bulunmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın camlarını kıran saldırganın içerideki eşyalara da zarar verdiği görülüyor. E, evet, kırık sandalyeler var, plastik sandalyeler. E, diğer taraftan pompalı tüfekle saldıran şahsın 4 şarjör boşalttığı söyleniyor. Pompalı tüfekte olu, şarjör oluyor mu arkadaşlar? Yani 4 kere doldurmuş boşaltmış mı onu tam bilmiyorum tabii. E, çok hakim değilim ama e, sonuçta açıklama bu yönde. Neyse ki bu kez, neyse ki bu kez ölen ya da yaralanan yok. Evet ben de yok diye biliyorum ama hani kesin de konuşmayayım. E, belki artık onlara da şarjör gelmiştir diye bir e, tereddüt içerisinde söyledim. Şimdi Evet, Tele 1'de e, ekrana getiriyoruz. Bu ilçe saldırısı ardından ortaya çıkan görüntüler bunlar. içeride birisi olsa e, o kişinin zarar göreceğine şüphe yok. Çünkü belli ki e, camlar dışarıdan kurşunlanmış. Bu kurşunlama neticesinde içeride sandalyeler devrilmesi ve parçalanmasından da kimilerinde gördüğümüz izlerden e, oralarda birileri olsaydı e, yaralanacaklarına, ee, şüphe yok yani belli şuradaki sandalyeden çok net görünüyor. Ee, diğer taraftan işte bakın parçalanmış çünkü sandalyelerin üst kısımları. Ee, diğer taraftan e, bel, ya içeri girerek ya da yine dışarıdan başka bir açıdan e, yaptığı atışlar insan boyunda atışlar. Dolayısıyla e, bu duvarda gördüğümüz izler de yani orada insanlar eğer olsaydı e, ilçe binasında HDPli çalışanlar ya da işte parti üyeleri olsaydı onları e, bu atışlarda mutlaka zarar göreceklerine ilişkin net veri yani Hedef ortada böyle bir taşla cam kırma falan değil silahlı bir saldırı e, ve Allah'tan içeride kimse yokmuş ve bu nedenle de bir yaralı ya da ya da ölen yok e, yoksa bunun bir e, canı hedef alan e, öldürmeye eğer mi içeride birisi varsa onu öldürmeye dönük bir saldırı olduğu kesin. Çünkü o camdan içerisi görünmez. Cam belli ki kapalı. E, içeriği göstermeyen bir cam. E, ve içeride kimsenin olup olmadığını bilmeden ateş ettiği de anlaşılıyor. Birileri olabilirdi de ve burada e, zarar görebilirdi. E, evet, sizlere Marmaris'teki saldırının görüntülerinde aktardık. Şimdi... E, Sedat Peker'i de tamamladık mı? Tamamladık. E, bu sözler önemliydi. Yani tehdit ediyor Sedat Peker bir kere bir taraftan da. E, zaten Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na dair sözleri e, uzun süredir e, var. E, 15 Temmuz'dan sonra görüşeceğiz dedi. 15 Temmuz'da önce işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeye gitsin, e, Biden'la görüşsün sonra açıklama yapacağım demişti. Sonra uzun bir sessizlik oldu ve sonra da baktık hiçbir şey söylemiyor. E, ya yani en azından e, ee, Tayyip abi senle helalleşeceğiz dedikten sonra Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na dair hiçbir şey söylediğini görmedik. Şimdi Sedat Peker öyle bir yanı da var. Onu da etme yani. Ya, serden geçtiler onu da yapacağız bunu da yapacağız helalleştik sizle sözleştik sizle o da bilmem neydir bu da nedir. Sonra bakıyorsun yok pelikan dedi mesela pelikanlar siz de orada mısınız pelikan sen de çek gel kenara bekle orada filan sana da geliyorum. Pelikan diye bir şey yok gelmedi yani. Ne pelikan Lar, pelikanlar tamam, bir tek pelikanla ilgili bir şey yok. Pelikan kim, ne, ne anlatacaksın? Bir hikaye yok ortada. Ama pelikan siz de durun orada, size de sıra gelecek. Pelikancılar bekliyor ya, sıra gelsin diye bekliyor. Başka işte böyle sıra gelecek diye ama bir türlü sıra gelmeyen başka isimler de var. Onun öncelikli ve ilk hedefinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu anlaşılıyor. Mesajları ona dönük ama bu son mesajlarında iktidara da doğrudan mesajlar vermiş. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Aksi takdirde sokakta kimlerin olduğunu görürsünüz diyor. Sokakla eğer vatandaşı korkutacaksanız bu korkutma bir propaganda yöntemi ise ben de sokağa diğer mesajı veriyorum diyor. Yani ben iktidarın seçimde gideceğini zaten söylüyorum. Yani aksini düşünmek mümkün değil. E, aksi de ısrar etmek, yani Trump da böyle bir acaba kalabilir miyim falan dedi. Hani seçim sonuçları işte orada şöyle oldu, burada böyle oldu, şöyle olabilir. Yani İstanbul seçimleri gibi. Efendim oradaki seçim sonuçları işte biz ona itiraz edeceğiz, buna itiraz edeceğiz, şuna itiraz edeceğiz. Böyle bir dalga gelirse o dalganın karşısında kimse duramaz. Yani ikinci turdaki gibi dalgadan bahsediyorum. Öyle bir dalga da geliyor. Yani AKP iktidarı iktidarda kalabilmek için kıyısından köşesinden tutunacak bir yer bulması lazım. Şimdi bunu İstanbul'da 13, 13 bin oy farkıyla kendince tutunacak bir yer buldu. Ya 13 bin oy işte o da şurada öyle oldu, ...burada burada böyle oldu filan dedi. Hop getirdi şeye seçime halletti. Yeniden seçim yaptı. Millet de onu halletti. Ama o dalga, ikinci dalga birinci seçimde gelirse, yani 800 bin oyluk fark birinci seçimde çıkmış olsa, orada tutunacak yer yok yani. Yine Yıldırım nasıl çıkıp, eyvallah, teşekkür ederim deyip gittiyse, bu iktidarda seçim sonuçlarında eyvallah diyecek ve gidecek. Gitmemek için çok şey yapacak. Bunların arasında korku salmak da olabilir ama kimse korkmasın. Türkiye seçimmeden yönetilecek bir ülke değil.